Herkese selamlar, herkese merhabalar. Geriye kalan son 3 ayda fen çalışmalarını, planlamalarını nasıl yapmalıyız videosuna hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu soruyu Mehmet Akbulut sormuştu birkaç hafta önce ve çok da fazla beğenisi vardı. AYT fen deyince akla ilk ne geliyor? Hangi ders geliyor? İtiraf ederim mi? Fizik dediğini duyar gibiyim. İster dereceye oyna, ister orta seviyede ol, ister böyle hani barajı geçmeye zorla ama fizik bazen bir baş belası, bazen hafif tatlı bir bela. Yani tatlısı bile bela oluyor fiziğin ama konuşacağız. Kimya ve biyoloji biraz daha öne alacağım çünkü hızlı bir şekilde yani netlerin biraz daha hızlı artmasını istiyorsak biraz şu günlerde herkesin böyle yavaş yavaş kırılmaya dökülmeye başladığı dönemde bizim biraz daha kimya ve biyolojiyi öne almamız gerekiyor. Çünkü netler biraz daha hızlı yükselmeli diye düşün. Fizik tarafında konuşacağız ama bazı kritik noktalar var. Mesela konu çalışma ile alakalı bu videoda biraz farklı şeylerden bahsedeceğim. Diyeceğim ki hepimizin aslında hafıza yollarında bazı farklılıklar var. Yani bazılarımızın görselliği daha ön planda, işitselliği daha ön planda olanlar var. Dokunsallığı daha önde olanlar var. Bunlara göre önce şu konu çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Not alma vesaire kısımlarının. Arkasından soru bankaları ve geri kalan sürede fasiküllerin öneminden biraz bahsedeceğim. En son kısımda da zaten denemeleri konuşmuş olacağız. Dilerseniz en baştan başlayalım. Şimdi bu saatten sonra konu çalışılır mı sorusu henüz gelmeye başlamadı ama ileride gelecek. Bu saatten sonra netler artar mı falan. Önce bir sakin olmanızı istiyorum. Sınavdan bir gün önce bile demiyorum. TYT sınavı bittikten sonra bile eve döndüğünüzde belki 2 saat belki 5 saat bu herkese göre değişir. Orada bile biz ertesi günü fiziği, kimyası, biyolojisi adına konu çalışabileceğiz. Not çıkarabileceğiz. Çünkü orada bile bugüne kadar yüzlerce öğrenciden deneyimledim bunu. Çok fazla seminerde hala duyuyorum. Hocam son gün bile okuduğum iyi ki o biyoloji notu, yani iyi ki okumuşum onu, ertesi gün sınavda çıktı. Hani hocam o kampüs videosunda bir tane video vardı ya, onu iyi ki izlemişim. Hocam ya son gün ya, son gün o videoyu iyi ki izlemişim. O sayede birkaç net daha yaptım diyeceksiniz inşallah yine aynı şekilde sınavda bunlar karşımıza çıkacak. Peki önce şöyle başlayalım. Geriye kalan ortalama 3 ay gibi bir süremiz var. Belki sen bunu 2 ay kala izliyorsun ama hiç sorun değil. Aynen bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsin. Önce kimya ve biyoloji adına. Bak güzeliniz. Artık nokta atışı yapmak zorundayız. Yani ıskalama şansımız yok. Yani bir 80 sayfa bir not çıkarın da bir bakayım olacak mı deme lüksümüz yok artık. Biz en verimli taktiği kendi üzerimizde kullanacağız. Dokunsal grup. Biraz daha böyle anlatmayı çok seven tayfa. Şimdi günlük hayatta çok konuşan tayfa demiyorum. Şimdi bu çok konuşma böyle kötü bir huy olarak genelde birçok kişide vardır ama böyle anlatmayı çok seven. Bir olayı böyle derinlemesine anlattıkça iştahlanan. Bu tabii böyle sıkıntılı şeyler. Dersle alakalı şeyler. Ya arkadaşlar bir anlatayım size. Bak biyolojide hücre yapılanması var ya şöyle olduğu zaman falan. Böyle anlatmayı çok coşkuyla yapan tayfa var ya. Lütfen bundan sonra tamamen buna odaklansın. Anlatmak sizin için hafızanızın en kuvvetli şekilde işlediği kanal diyebilirim. Yani öyle bir kanal hayal edin. Anlatma yolu hafızanızı direkt işliyor ve içeri giriyor. Nöronlardan içeride o bilgi. Bunu nasıl arttırabilirim peki? Ben odamda bunu yapabilirim. Ya ev halkından birine bu nasıl anlatılır? Ya gidip de mitokondriyi anlatma bir zahmet. Ama mesela işte annen de yemek yiyor, baban da yemek yiyor senin gibi. Bu sindirim sisteminin nasıl olduğunu mesela anlatabilirsin. Biraz daha detaylı işte kan dolaşımıyla alakalı bazen bilgiler verebilirsin hani böyle ama merak uyandıracak şeyler. Tabii gidip de babacım sen şimdi o dürümü yedin ya. Ne diyorsun lan hani tabii bu değil tabii mesele. Ama bunu böyle biraz merak ettirici unsurda anlatabilirsin. Bu bir. Dokunsal tayfa. Arkadaş grubuna bunu çok rahat yapabilir. Hele hele böyle ders çalışma anlamında bir ortamınız varsa muazzam olacaktır. Bak ikinci tayfa işitsel tayfa. Bir dokunsalın arayıp da bulamayacağı bir şey. Yani niye bunun adı dokunsal biliyor musun? Çünkü yerinde duramıyor. Sürekli böyle bir hareketlenme hali. Sürekli bir anlatma hali. Nereden biliyorum değil mi? İşte ben de aynı şekildeydim. Ama işitsellik mesela bende pek yok. İşitsel tayfanın da çok iyi ses kayıt cihazlarıyla kulaklıklarla falan dinlemeye ihtiyacı var. Ya da bir arkadaşına da hocam biraz daha anlatır mısınız? Ben bu konuyu bir daha dinlemek istiyorum. Kimyayı hatta fiziği YouTube'daki ders videoları en çok mesela işitsellerde işe yarar. Çünkü mesela görseller orada şey yararlar. Böyle sürekli böyle hareketler, işte canlı efektler falan ama işitseller falan diye böyle rahatlıkla dinleyip hani şu derste öğrenen tayfa var ya genelde bunlar oluyor zaten. Son dönemde son 3 ayda bir dokunsal işitsele çok iyi bir şeyler anlatsa, işitselle çok iyi dinleyip bunlarla alakalı bilgi paylaşsa, hele de böyle güzel kart oyunları falan gibi şeyler yapıp kendi aralarında muazzam bir denge kurabilirler. Görsel tayfa. Mesela bakın dokunsal ve işitsel öğrenciler çok fazla aşırı not çıkarmayı sevmezler. Çıkarırlar ama bunlar kararında olmalı. Mesela dokunsalların böyle çok uzun notları hep böyle bir girişimi vardır. 7 sayfa yazar, 7. sayfanın sonunda ya bırak ya uf olmuyor falan deyip ya 7 sayfa nasıl anlamadım bunu. Ya bir şekilde oraya kadar ama işte tembellik tarafı da var maalesef. Ama görsel bir öğrenci not çıkarmayı cidden sever. Renkleri hayatına katmalıdır. Renkleri hayatına katmazsa bir görsel birçok bilgi evet var ama nerede? Hangi klasörde? Ben nasıl şeyler yaptığımı söyleyeyim size öğrencilerde. Mesela atıyorum bir görselliğine emin olduğum bir güzel insan şunu çok rahat yapabilir. Der ki ben işte post-it olarak sarı post-it'i bundan sonra sadece fizikte kullanacağım. Sarı post-it'lere fizik formülleri, fizik notları falan alacağım. Amaç
amaç ne? Duvarın sarı postitleri evet ya o renkteydi. Ders çalışıyorum, fizikten not çıkardım. Üzerine fosforlu kalem yok, sarı rengini kullanıyorum. Bak yine sarı. Yani sarılardan ciddi bir bağlantı kurmak. Yan tarafa geçelim. Biyoloji için başka bir renk, kimya için başka bir renk. İşe yarar mı? Gerçekten AYT fen adına çok net söylüyorum, işe yarayacaktır. Yani bazı odalara bunları yapıştırıp çok rahatlıkla bir süre sonra görsel öğrenci hatırlar bunu. O dolabın üstündeki bilgiyi soruyor benden gibi. Dokunsal öğrenci şunu hatırlar. Ben mutfakta anlattığım ders der. İşitsel öğrenci de benim mutfakta o sırada dinlediğim, YouTube'dan dinlediğim dersler. Bak burada farklılıklarımız var. O yüzden lütfen bunların hepsini bir araya getirmeye çalışın. AYT fen adına çok çok işe yarayacaktır. Bunu yaparken notlar da çıkarıldı. Sonra ne var konu çalışmada? Milli Eğitim'in yani EBA'da rahatlıkla bulabileceğiniz kitaplarına lütfen bakın güzel insanlar. Bakmayacağınızı hala biliyorum, biliyor musunuz? Eğer MEB'in kitapları çok daha böyle güzel kapaklarla piyasada satılıyor olsaydı, hatta böyle ne bileyim daha böyle havalı işte böyle projeler falan yapılsaydı, o kitapların hepsi biterdi. Bu da benim birazcık bir kamu spot oldu. Geri dönüyorum buraya. Lütfen o kitaplardan çalışmaya devam et. Çünkü oradan çok güzel sorular yakalayabilirsin. Dedim ya, nokta atışı yapacağız artık. Soru kaçırma, konu kaçırma gibi lüksümüz yok. Devam edelim. Bazı konular fen AYT tarafında konu çalıştıkça 3 günümüzü alacak. Elektrostatik senin 4 gününü alabilir. Buna müsaade et. Bu müsaade şöyle değil ya, ama saldım artık nasıl giderse değil. Elinden geleni yapıyorsun. 2 gün sürüyorsa 2 günde bitiriyorsun. Ve konu çalışırken benim geriye kalan 3 ayda çok sevdiğim bir taktik var. Gel bir şey yapalım. Fizikten, kimyadan biyolojiden birer tane konu seçelim. Mesela biyolojiden sistemler, kimyadan organik, fizikten de mesela modern fizik. Gel şu 3 konuyu her güne rutin şekilde yerleştirecek şekilde alalım. Bu konuları daha önce bitirdiysen sorularını al. Bir fasikül seç mesela, de ki ben biyoloji sistemlerden şu yayının fasikülünü bitireceğim. Fizikten şu yayını, bak fasikülleri seç. Ve her gün gerekirse kütüphane saatlerine bunu koy. Diyelim bir 4 ile 5 arası kütüphaneye gidiyorsun. Ya da sabah 8 ile 9 arası. Lütfen bunu sabitle. Beynimiz rutin şeylere bayılıyor. İrademiz de güçlendiriyor. Ve düşünsene her sabah sistemler akıllı bir şey kapıyorsun. Her sabah devam. Çok fazla deneyimledik bunu güzel insan. Ve son 3 ay için çok güzel bir taktiktir. Zaten çok fazla soru gelen yer olduğu için organik ya da modern ya da işte sistemler bu sayede sana çok şey katacaktır. Ama başka konular da olabilir tabii. Bunu sen seç dedim ve diğer başlığa geçiyorum. Bunların hepsi az önce konu çalışma kısmıydı. Buradaki kısımda ne var? Soru çözme. İkinci başlık, konular bitmeye devam edecek bu şekilde. Ama sakın şu hatayı yapma. Mesela aranızda mezun tayfadan dinleyen güzel insanlar var biliyorum. Geçen sene AYT sınavını bir hatırlayın. Evet, az bilgiyle yapılan sorular da vardı ama bazı sorular ciddi böyle çok sağlam bilgiler istiyordu bizden. O yüzden bunları soru kaynaklarında görmekte fayda var. Yani geçen sene üzerek bir şey söyleyeyim mi? Belki aranızda da vardır bunu yapan. Hiç AYT denemesine doğru düzgün girmeyip sınava giden çok fazla güzel insan tanıyorum. Hem de hiç çözmeyip gidenler de var. Ya bu ne kadar ciddi bir risk böyle. Bunu yapmayın. Böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir lüksünüz yok sizin. Hele hele derece oynayan tayfa çok fazla kaynak bitirmek de değil hedef. Daha çok zor kaynaklardan bunları bitirmeli. Çünkü AYT düzeyi üst düzey bilgi istiyor bir de. Hele fizik için. Hocam fizikten bir kaynak bitirdim ama zaten böyle seviye çok uygundu. Bu konular oldu deme lüksünüz yok. AYT fizik adına piyasanın zor kaynaklarından seçip ben bir derece öğrensin bunu sonuna kadar götüreceğim deme lüksünüz var ve bunun peşinden gitme durumu var. O yüzden soru çözerken soru bankalarına lütfen bu gözle bakın. Bunların tekrara ihtiyaçları var mı? Var. Buradaki farklı seçenek var yine karşımızda. Ya ben şunu yaparım. Yine soru bankalardan böyle çarpı birer test mantığında elimde boş kaynak varsa yeni bir kaynak almam. Ya da giderim piyasada çok güzel. Zaten üçüncü başlığın konusu bu. Bölüm denemeleri alırım. Son tekrarlar adına güzel olur bunlar benim için. Bölüm denemelerinde iki ihtimal çıktı artık ortaya. Mesela komple fizik denemesi mi? Komple fen denemesi mi? Ben biraz daha burada hani ikisini de öneriyorum. Eğer derece oynuyorsanız ikisini de kesin çözün. Ama buna vaktiniz yoksa biraz daha böyle seviye olarak biraz daha alt taraftaysanız, konu esiniz çoksa ben biraz daha burada fen denemelerinden, genel fen denemelerinden yanayım. Ve şunu hatırlatmak istiyorum. Geçenlerde bir öğrenciyle bunu konuştuk. Hocam evet TET'lerim yükseldi, güzel yerlerde geldi ama ben AYT'den çok korkmaya başladım. Çünkü niye? İşte 40 soruda benim 20 netim var, 25 netim var. Matematikte şu kadar netim var falan gibi korkular duydum onlardan. Bunun çok normal olduğunu söyleyebilirim ve şu soruyu sordum. TET matematik bölüm denemesi adına, TET fen bölüm denemesi adına kaç kaynak bitirdin? Evet, sana soruyorum. Kaç kaynak bitirdin bu ikisine dair? En az 2, belki 3'er tane kaynak bitiren güzel insanlar var bölüm denemesi adına. Peki ikinci soru. AYT adına kaç kaynak bitirdin bu şekilde? Henüz pek yok. Bu çok normal bir şey işte. O yüzden biz henüz asıl ağırlığı bu tarafa vermedik. Bunu sakın unutmayın. O yüzden özellikle Mart ayı, Nisan ayı ve en geç Mayıs ayında biz bunları iyice yüklendikten sonra bölüm denemelerin sayısı artınca zaten bölüm deneme artık bu da genel deneme gibi bir şey. Bir farkı yok. Ben bunları yüklendikçe inşallah benim netlerim de yavaş yavaş yeniden yükselecek. AYT nankör değildir TYT gibi. TYT ömrünüzü
verirseniz inanan körlük yapabilir. Ama AYT'ye 5 gününüzü verirseniz 5 günden bile size 5 net sunabilir güzel insanlar. Ne olur AYT fen kısmına ağırlık vermeye devam edin. Dengeyi kurmaya devam edin. Sakın TYT fene kayıp da ben orada çok eksiğim var falan filan demeyi bırakın artık. Bizim için ana gündemimiz artık AYT. Çalışmalar diliyorum hepinize. Kendinize çok 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 iyi bakın. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Yeni bir PK videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.